fısıldayan orman. Krallığın kalbinde eski ve gizemli bir orman yatıyordu. O kadar eski ve gizemliydi ki fısıldayan orman olarak biliniyordu. Efsaneye göre bu ormandaki ağaçlar eski sırları fısıldıyor ve dikkatlice dinleyenler çağların bilgeliğini duyabiliyordu. Fısıldayan orman, yaramaz perilerden bilge bay bay kuşlara kadar birçok sihirli yaratığa ev sahipliği yapıyordu. Ancak ormanın en saygın sakinleri, doğanın özünü temsil ettiği söylenen orman ruhu idi. Bir gün, Oliver adında genç bir çocuk fısıldayan ormana girdi. Oliver bir yetimdi, kendine ait bir ailesi veya evi yoktu. Ormanın sihrine dair hikayeler duymuş ve gerçek yerini bulmanın anahtarını burada bulacağına inanmıştı. Oliver dolaştıkça, ben genç bir adamdan daha fazlasıyım. Niçin fısıldayan ormana geldin, genç diye sordu ruh. İçimdeki cevapları aramak için geldim, dedi Oliver. Ruh nazikçe gülümsedi. Aranan cevaplar içinde yatıyor, genç Oliver, dedi. Ama fısıldayan orman seni yolculuğunda yönlendirebilir. Bunun üzerine ruh Oliver'ı ormanın derinliklerine götürdü. Burada her şekil ve boyuttan yaratıklarla karşılaştı. Ona işbirliğinin değerini öğreten bir sincap ailesiyle tanıştı. Öneminin bilgeliği olduğunu aktaran yaşlı bir bay baykuşla karşılaştı ve doğanın güzelliğini gösteren bir grup periyle karşılaştı. Eğer Oliver seninse. Ve böylece Oliver kayıp bir yetim değil, bilge ve iyi kalpli bir genç adam olarak köye geri döndü. Fısıldayan Orman'da öğrendiği dersleri köylülerle paylaştı ve onlar da kalplerinde huzur ve amacı buldular. O günden itibaren Fısıldayan Orman sadece sihir ve gizemleriyle değil, içeri giren herkese verdiği bilgelikle de tanındı.